Merhaba sevgili gençler. Bu dersimizde kimyasal hesaplamalar 2 videosuyla karşınızdayız. Sınırlayıcı madde problemleri ve aynı anda gerçekleşen tepkime türlerini inceleyeceğiz. Daha öncesinde denklemli miktar geçişleri ve atom molekül formülü bulma sorularını incelemiştik. Bu dersimizin ilk problem türü sınırlayıcı bileşen hesapları. Yani bir diğer adıyla artık madde problemleri. Bu soru tipinde tepkimedeki maddelerden en az ikisiyle ilgili bilgi verilir. Burası bize problem tipinin sınırlayıcı bileşen olduğunu anlamamız için iyi bir ipucu. Daha önce denklemli miktar geçişlerinde sorularda bir madde ile ilgili bilgi veriliyordu. Oradan yola çıkarak diğer maddeleri bulabiliyordu. Burada ise en az iki maddenin molü ile ilgili bize bilgi veriyor. Peki biz mol sayısından faydalanarak katsayılar üzerinden yorum yapıyorduk. Burada iki madde ile ilgili bilgi verildiğinden dolayı hangi maddenin oranından yararlanarak katsayılar arası geçiş yapacağız? Bunu belirlememiz çok önemli. Bunu belirlemek için de devreye sınırlayıcı madde kavramı giriyor. Tepkimede kurulacak olan oran orantı sınırlayıcı maddeye göre yapılacak. Peki sınırlayıcı madde nedir? Sınırlayıcı madde tepkimede tamamı tükenen maddedir arkadaşlar. Tabii ki verim %100 ise tepkimede tükenen maddeyi biz sınırlayıcı madde diyoruz ve oran orantıyı da sınırlayıcı maddeye göre alacağız. Sınırlayıcı maddeyi belirlemenin kolay bir yöntemi var. Katsayılara bakıldığı zaman birim başına en az mol miktarı düşen maddemiz sınırlayıcı maddedir arkadaşlar. En az mol miktarı düşen maddemiz sınırlayıcı maddedir. Oran orantıyı da biz sınırlayıcı maddeye göre kuracağız. Şimdi örneklerle bu problem tipini detaylı bir şekilde inceleyelim. İlk sorumuzu inceleyelim arkadaşlar. 3 mol C3H8 ile 10 mol oksijenin tepkimesi sonucundaki aşağıdaki soruları yanıtlayın denilmiş. Gördüğünüz gibi soru tipinde bakın hem C3H8 hem de O2 olmak üzere İki madde ile ilgili bilgi verilmiş bize. Hemen aklımıza sınırlayıcı madde problem tipi gelecek çünkü iki madde ile ilgili bilgi verdi. Burada şöyle bir yöntemimiz var. Başlangıç, değişim ve son durum incelenecek. Bunu da biz başlangıç için B, değişim için D ve son durum için S harflerini kullanalım. Başlangıçtaki mol sayılarını yazıyoruz. C3H8'e 3 mol demişiz. Oksijen için de 10 mol demişiz. Başlangıçta arkadaşlar ürünlerle ilgili herhangi bir madde miktarı bulunmamakta henüz tepkime gerçekleşmediği için. Şimdi bu soru tipindeki en önemli nokta sınırlayıcı maddeyi bulabilmek. Sınırlayıcı maddeyi de biz birim başına en az mol düşen maddedir dedik. Hemen bakalım. C3H8'in katsayısı 1'dir arkadaşlar. Herhangi bir şey yazmıyorsa önünde 1 anlamını taşır. Bir birime 3 mollük bir değer var elimizde. Bu değer kenarda kalsın. Şimdi de oksijen için hesaplayalım. Katsayımız 5 iken 10 mol madde varmış. Katsayımız 1 olduğu zaman 10 bölü 5'ten birim başına 2 mol madden düşüyor. Şimdi C3H8'de bir birime 3 madde düşerken oksijende bir birime 2 mol madde düşüyor söyledik. Buradan yola çıkarak en az olan oksijen olduğu için sınırlayıcı madden oksijendi. Çünkü oksijende birim başına 2 mol düşüyordu. C3H8'e göre daha az. Dolayısıyla A şıkkının cevabını bulduk. Sınırlayıcı madde kimdir? Oksijendir dedik. Sınırlayıcı maddemizin tamamı bitmek zorundaydı. Dolayısıyla 10 molümüzün tamamı bitti ve son durumda herhangi bir oksijen miktarı kalmadı. Burada biz oran orantıyı sınırlayıcı maddeye göre kuracaktık. Bizim için oran orantı artık neydi? Bir birim gördüğümüz yer arkadaşlar. 2 mol yazacağız. Sınırlayıcı madde oranı bizim diğer moleküllerimizin oran orantısı olacak. O zaman C3H8'in katsayısı 1 olduğu için ve biz de bir birimde 2 mol gideceğimiz için burada C3H8'in miktarı zamanla 2 mol azalacaktır diyorum. Karbondioksitin katsayısı 3 olduğundan dolayı 1 birime 2 mol geliyordu. 3 birime 6 mol gelecek. 4 birime ise 8 mol gelecektir. 1 birime 2 mol gelir oran orantısından dolayı. Buradaki ürünler arkadaşlar
oluşacağından dolayı artı değerle göstereceğiz. Son durumda maddeleri toparlayacak olursak C3H8 3 moldü, ikisini harcadık, 1 molümüz arttı. Karbondioksit 6 mol oluştu ve H2O da 8 mol oluştu. Şimdi buradaki soruları artık yanıtlayabiliriz. Hangi maddeden kaç mol artar sorumlusunun cevabı C3H8'den 1 mol artar olacak. Kaç gram H2O oluşur? H2O'nun molünü biz 8 mol bulmuştuk. Bize gram cinsinden soruyor. O zaman 1 molünü molekül ağırlığından hesaplayacak olursak H2O'da 2 çarpı 1'den 2 gram hidrojenden, 1 çarpı 16'dan da oksijenden 16 gram, toplamda 18 gram dedik 1 molü için. Bizim elimizde 8 mol H2O olduğundan dolayı bu işlemleri yaptığımız zaman içler dışlar çarpımından 144 gram değerine ulaşacağız. O zaman C şıkkımızın cevabı 144 gram oluşur şeklinde. Kaç mol karbondioksit oluşur? Karbondioksitimizin molünü 6 mol bulmuşuz. Buradaki cevabımız da 6 mol. Son durumda ortamda kaç mol madde vardır? 1 mol C3H8'den artan maddemiz, 6 mol karbondioksitten ve 8 mol de sudan oluşan madde olmak üzere toplamda son durumda 15 mol maddemiz bulunmaktadır diyeceğiz. Sınırlayıcı madde problemleriyle ilgili diğer bir soruya geçiyoruz. 8 mol X ve 8 mol Y alınarak yandaki tepkime gerçekleşiyor ve soruları yanıtlayın denilmiş yine. Bakın yine ne yapmış? 2 madde ile ilgili bilgi vermiş. O zaman benim bu soru tipim sınırlayıcı madde soru tipidir. Zaten öncülerde de sorulmuş. Hemen başlangıç, değişim, son durum diyorum. Maddemizin başlangıç miktarlarını yazıyoruz arkadaşlar. 8 mole 8 molmüş. Hemen yine ne yapacağız? Sınırlayıcı maddeyi tespit edeceğiz. Birim başına en az düşen madde miktarıydı. 2x'e 8 mol düşüyorsa 1x'e 4 mol düşer. X için birim başına düşen miktar 4 mol. Y için 5y'ye 8 mol düşüyorsa 1y'ye 1.6 mol düşecek. Dolayısıyla 1.6 daha küçük bir değer olduğu için sınırlayıcı maddem Y'dir. Oran orantıyı sınırlayıcı maddem olan Y'ye göre kuracağım. Bir birime 1.6 mol geldiğinde şu kenara yazalım. Oran orantıyı bu değere göre kuracağız. Sınırlayıcı maddemizin tamamı bitecekti arkadaşlar. Burada 0 kaldı. Bir birime 1.6 mol ise 2 birime 3.2 moldur. Yine giren olduğu için azalır yorumunu yaptım. Burada da ürünümüzün katsayısı 1 olduğu için 1 birime 1.6 mol X2Y5 oluşur dedik. Son durumda arkadaşlar burada 8 mol vardı. 3.2'si arttı. 4.8 mol. Burada 8 mol vardı. 3.2'sini kullandık. 4.8 mol artacak. X2Y5'te 1.6 mol oluşmuştu. Y'miz de tükenmişti. Sınırlayıcı madde tamamı tükenen maddemiz, birim başına en az olan maddemiz Y'dir. Hangi maddeden kaç mol artar sorumuzun cevabı 4.8 mol X'ten artar olacak. Kaç mol X2Y5 oluşmuştur? 1.6 mol diyoruz. Son durumdaki madde mol sayısının başlangıçtaki madde mol sayısına oranı yüzde kaçtır? Başlangıçta arkadaşlar 16 mol madden vardı. 16 mol madde %100 ise son durumdaki madde miktarım 4.8, 1.6 daha 6.4'tür diyeceğim. Yüzde kaçtır yorumunu yaptığımız zaman, içler dışlar çarpımını yaptığım zaman 6.4 çarpı 100 eşittir 16 çarpı x dersek, 16'yı da karşıya attığımız zaman buradan da arkadaşlar işlemleri yapacak olursak %40 değerini buluyoruz. Diğer bir soruyla devam edelim. Eşit mollerde N2 ve H2 alındığında 102 gram NH3 oluştuğuna göre başlangıç karışımı kaç gram, hangi maddeden kaç gram artar soruları sorulmuş. Yine baktığımız zaman hani değer vermese de bize eşit mollerde N2 ve H2 alındığında, yani yine burada iki tane madde ile ilgili bilgi vermiş yorumunu yapabiliriz. Dolayısıyla sınırlayıcı madde problemidir. Zaten hangi maddeden kaç gram artar diye de sormuş. Yine biz başlangıç, değişim ve son durum yorumlarını yapacağız. Öncelikle burada dikkat ederseniz bize ürünle ilgili bilgi vermiş. Daha önceki sorularda girenlerle ilgili bilgi veriyordu. Burada ürünle ilgili bilgi vermiş. Öncelikle biz bu gramı mole çevireceğiz. Çünkü kimyasal hesaplamada
katsayılar üzerinden biz mol yorumu yapabiliyorduk. 1 mol amonyağımız 17 gramdı. Şu an elimizde 102 gram amonyak var. Kaç mol yapar? İçler dışlar çarpımını yaptığımız zaman buradan amonyağın molünü 6 mol buluyoruz. Bu değer burada bir kalsın. Şimdi bize eşit mollerde denilmiş. Başlangıçta eşit mollerde alırsak değer verelim arkadaşlar. 3N'e 3N mol diyelim. Neden 3N değerini seçtim? Katsayılar 1 ve 3 olsun ki biraz daha küsuratlardan kurtulalım. Yani bunların ortak katı 3N'dir. En küçük ortak katı. Dolayısıyla 3N'e 3N aldım. İstesek N'e N de alırdık ama burada bu defa sınırlayıcı maddeyi tespit ederken rasyonel sayılarla uğraşacaktık. Dolayısıyla bu şekilde bir değer almak bizim için işlem kolaylığı sağlayacaktır. Şimdi yine sınırlayıcı maddeyi bulalım. Birim başına en az düşen madde sınırlayıcıydı. Burada birim başına 3N mol düşerken, azot için birim başına 3N düşerken, hidrojen için birim başına 3 kat sayısında 3N ise 1'de 1N'dir. Dolayısıyla daha az düşen hidrojen sınırlayıcı maddedir. Çıkış noktamız ne? 1 birime N mol düşüyor arkadaşlar. O zaman değişim miktarı katsayısı 1 olduğu için N kadar azalacak. Burada katsayısı 3 olduğu için 3N kadar azalacak. Zaten sınırlayıcı madde tamamen tükenen maddeydi. 0 kaldı buradan. Burada da 2 katsayısına sahip olduğu için 2N kadar madde miktarım oluşacaktır. Son durumda azot için 3N vardı. N'ini harcadık. 2N kadar arttı. Amonyak bileşiğimiz de 2N kadar oluştu. Bakın bize oluşan amonyağın miktarı verilmişti. Burada da biz 2N bulduk. O zaman 2N mol miktarı 6 mole eşitse N dediğimiz değer 3 moldür yorumunu yapıyoruz. Şimdi burada bulduğumuz N eşittir 3 miktarını denklemde yerine yazarsak 3N'den 9 mol yapar burası. Yine burası da 3N'den 9 mol yapar. Artan madde miktarında N yerine 3 koyduğumuz zaman 6 mol olacak. Burası da zaten soruda da verilmişti. 6 mol olduğunu biliyorduk. Başlangıç karışımı kaç gramdır? 9 mol azot var elimizde arkadaşlar. Başlangıçta 9 molle hidrojen var. 1 mol azot 14, N2 dediği için 28 oluyor. 1 mol azot 28'di. 28 gramdı. Elimizde 9 mol azot olduğundan dolayı nedir dedik? Burada işlemimizi yapacağız. Bir de hidrojen için de yapalım. 1 mol H2'miz 2 gramdı. 9 mol H2 kaç gramdır diyelim. Buradan 18 değeri geliyor. Buradan da 9 kere 20, 180, 72 daha 252 değeri gelir arkadaşlar. 252 gram gelir. Toplamda bu iki değeri toplarsak başlangıç karışımı A eşittir 252, 18 daha 270 gramdır yorumunu yapacağız. B hangi maddeden kaç gram artar? 6 mol azot artmıştı arkadaşlar. Bize gram cinsinden soruyor. Yine 1 mol azot 28 gramdı. Elimizde artan azot miktarı 6 mol olduğundan dolayı 6 molü kaç gramdır dersek 6 çarpı 28'den 168 değeri geliyor. 168 gram artar diye cevaplayacağız. Sınırlayıcı bileşen problemlerinde zorlanılan bir soru tarzı eşit kütlede diye başlayan sorular. Bunları da inceleyelim. Eşit kütlede kalsiyum ve oksijen alınarak aşağıdaki tepkimeye göre 0,5 mol kalsiyum oksit oluşuyor. Buna göre hangi maddeden kaç gram artmıştır? Yine bu soruda da bize ürünle ilgili bilgi vermiş ve sorunun en başında eşit kütlede kalsiyum ve oksijen alınarak denilmiş. Dolayısıyla yine iki madde ile ilgili bilgi vermiş sayıyoruz ve aynı zamanda kaç gram madde artmıştır da denilmiş. Yine bunu sınıflandırma olarak sınırlayıcı bileşen problemlerine ait olduğunu söyleyeceğiz. Sınırlayıcı bileşen problemlerinde biz BDS başlangıç, değişim, son durum yapıyorduk. Bize yine ürünle ilgili bir bilgi verilmiş. Direkt 0,5 mol oluştuğu söylenmiş. Kalsiyum oksit 0,5 mol oluştuğuna göre bundaki değişim de nedir?
0,5 molür başlangıçta kalsiyum oksidimiz yoktu. Şimdi oluşan ürün sınırlayıcı maddenin oranına göre bulunmuştur. Dolayısıyla sanki sınırlayıcı bileşenimiz kalsiyum oksit gibi burada birim başına düşen maddenin mol sayısını bulup bu katsayılar üzerinden oran orantımızı kuralım. 2 birime 0,5 düşerse 1 birime 0,25'lik bir değer düşecek. O zaman ben her bir birim için 0,25 değerini yazacağım. Oksijenin önündeki katsayı 1 kabul ediyoruz ve dolayısıyla bir birime 0,25 mol madde düşüyordu. Giren olduğundan dolayı bu madde ne olacak? Tükenecektir. Kalsiyum içinde 2 birim olduğundan dolayı 1 birim 0,25 ise 2 birim 0,5 mole denk geliyor. Yine giren olduğundan dolayı eksi olarak kabul ediyorum. Bakın bize bu defa eşit molde denilmemiş, eşit kütlede, yani eşit kütleden kastı gram. Gram olarak eşit olduğu söylenilmiş. Şimdi burada harcanacak madde miktarlarını biz grama çevirirsek bizim ihtiyacımız olan elementlerin gram miktarlarını bu şekilde bulabiliriz. 1 mol oksijen 32 gramdır. O2 16 çarpı 2'den. Bizim harcamamız gereken oksijen mol miktarı 0,25 mol. Dolayısıyla 4'te 1 olduğu için 8 gram. Demek oluyor ki burası 0,25 mol oksijen 8 grama eşit arkadaşlar. 8 gram oksijen lazım bana. 0,5 mol kalsiyum için de hesaplama yapalım. 1 mol kalsiyumumuz molekül ağırlığı verilmiş zaten 40 gramdır. Bizim ihtiyacımız olan 0,5 mol kalsiyum. Dolayısıyla yarısını alacağız. Yani 20 grama ihtiyacımız var. Burada da ihtiyaç duyduğumuz madde miktarı 20 gram. Arkadaşlar eşit kütlede almak istersem, şimdi birinden 20 gram, birinden 8 gram ihtiyacım var. Ya 20'ye göre eşit kütle alacağım ya da 8'e göre. Burada mantıklı olan çok olana göre alayım ki 20 gram kalsiyum harcayabileyim. Dolayısıyla diğer türlü düşünseydik, yani 8 gram alsaydım iki maddeden de, tamam oksijen 8 gram ihtiyacım var, bitti, kullandım. Kalsiyum 8 gram var elimde ama 20 gram ihtiyacım var. Dolayısıyla bu benim ihtiyacımı karşılamıyor. Dediğimiz gibi fazla olana göre alacağız. Yani başlangıçtaki kütle miktarını ben 20 grama 20 gram alırsam, kalsiyumdan 20 gram aldım, 20 gram da ihtiyacım vardı. Dolayısıyla bitti bu madde miktarım. Oksijen için 20 gram almıştım. 8 gramını kullandım. 12 gramı arttı. Bize de zaten kaç gram hangi maddeden artmıştır diye sorulmuştu. 12 gram oksijenden artar dedik. Dördüncü problem tipimiz aynı anda gerçekleşen tepkimeler. Burada iki tane veya ikiden fazla bir gaz karışımı veriliyor ve bu gaz karışımlarının aynı anda tepkime verdikleri düşünülecek. Dolayısıyla bize tepkime sonucunda oluşan maddelerle ilgili bilgi verilip buradan yine katsayıları kullanarak çözüme gideceğiz. Şimdi sorumuzun çözümüne bir bakalım. CH4 ve C3H8 gazlarından oluşan 2 mollük bir karışım yandığında normal şartlarda 112 litre karbondioksit gazı oluşuyormuş. Buna göre aşağıdaki soruları yanıtlayın denilmiş. Bu soru tipinde arkadaşlar iki tane gazı ayrı ayrı yakacağız. CH4 ve C3H8 gazlarını yakacağız. Biliyorsunuz ki yanma tepkimeleri oksijen ile olan tepkimelerdi. Yine biz biliyoruz ki yapısında karbon, hidrojen ve hatta oksijen bulunan elementler, bu üçü veya ikisi bir arada olan elementler yandıkları zaman karbondioksit ve su açığa çıkar. Her iki bileşikte de karbon ve hidrojen bulunduğundan dolayı bunların yanma ürünü karbondioksit ve sudur. Hemen bu tepkimeleri denkleştirelim. Hidrojen eşitliği için H2O'yu 2 ile çarptım. Oksijen eşitliği için de O2'yi 2 ile çarpıyorum. Yine burada karbon eşitliği için 3 ile çarpıp hidrojen eşitliği için suyu 4 ile çarptım. Yine oksijen eşitliği için 10, bunun da 10 olması için 5 ile çarptık. Şimdi arkadaşlar bize toplam karışımın 2 mol olduğu söylenilmiş ve karışımda mesela molce yüzde kaçı CH4'tür denilmiş A şıkkında. Biz CH4'e X dersek, şuraya X dersek arkadaşlar, karbondioksite geçiş yapacağım. Neden karbondioksite geçiş yapacağım? Çünkü soruda bana
karbondioksitle ilgili bir bilgi verilmiş. O zaman karbondioksit miktarlarını denklem üzerinden bulmaya çalışalım. CH4'e x dersek karbondioksitle CH4'ün katsayıları aynı olduğundan dolayı buraya da x demek zorundayım. C3H8 ne olur? Toplam karışım 2 mol ise 2 eksi x moldür diyebilirim. Yine karbondioksite geçiş yapalım buradan. Katsayısı 1 iken 2 eksi x ise katsayı 3 iken 6 eksi 3x mol kadar karbondioksit oluşur ikinci tepkimede. Bize karbondioksit miktarı 112 litre verilmiş. Normal şartlarda öncelikle bu karbondioksitin kaç mole eşit geldiğini bulalım. 1 mol 22,4 litreydi. Bizde 112 litre olduğuna göre nedir dediğimiz zaman içler dışlar çarpımını yaparsak 5 mol değerine ulaşıyorum. Demek ki benim bu iki tepkimenin yanması sonucunda elde ettiğim karbondioksit miktarı 5 molmuş. O zaman buradaki karbondioksit miktarlarını toplayarak 5'e eşitleyelim. Birinci tepkimeden x geldi. İkinci tepkimeden de 6 eksi 3x geldi. Bunu da 5'e eşitlersek buradan karşıya atarsam 5'i 6 eksi 5'ten bir değeri gelecek. X ve eksi 3x'in toplamı eksi 2x'tir. Bunu da karşıya atarsam 2x. Buradan x değerim 0,5 mol çıktı. Dolayısıyla CH4 başlangıçta 0,5 molmuş. C3H8 de 2 eksi 0,5'ten 1,5 mol yorumunu yaptık. A'da karışımın yüzde kaçı CH4'tür dedik. Toplam karışım başlangıçta 2 moldü. 2 mol karışımın tamamı %100'ü bize CH4'ü soruyor. 0,5'i soruyor. 4'te 1 olduğundan dolayı A şıkkının cevabı molce %25'tir. Karışımda kaç gram C3H8 bulunur demiş. 1,5 mol demiştik C3H8 için. Hemen hesabını yapalım. 1 mol C3H8 molekül ağırlığından hesaplayacak olursak buradan 36 artı 8 daha 44 gramdır. Elimizde 1,5 mol C3H8 bulunduğundan dolayı buradan da 66 gram oluşur dedik. B şıkkının cevabı da 66 gram. C karışımı yakmak için kaç mol hava gerekli? Şimdi buradaki değerleri biliyorum. Havanın 1 bölü 5'i oksijen değeri verilmiş. Dolayısıyla önce oksijenin mol miktarını geçmem gerekiyor. 0,5 1 birime 0,5 gelirse 2 birime 1 mol değeri gelecek. İkinci tepkimeden yine 1 birime 1,5 ise 5 birime 7,5 değeri geliyor. Buradaki toplam oksijen miktarı 8,5 mol oldu. Havanın 5'te 1 oksijen tamamı nedir arkadaşlar? 5 bölü 5'idir. Yani 5 katıdır. O zaman ben bunu 5 ile çarparsam karşıma 42,5 mol hava gerekir yanıtını bulduk. Bu da bizim C şıkkımızın cevabı 42,5 mol hava gerekir diyoruz. Aynı anda oluşan tepkimelerle ilgili ikinci sorumuz. İki tane yine gaz verilmiş. C2H6 ve C3H8. Yeteri kadar oksijenle yakıldığında 8,5 mol su ve 6 çarpı N tane karbondioksit molekülü oluşuyormuş. N dediğimiz şey Avogadro sayımız. Buradan arkadaşlar yine biz aynı anda oluşan tepkimelerde iki tepkimeyi aynı anda yakacağız. Dediğimiz gibi yanma tepkimeleri oksijen ile olan tepkimelerde yanmalar sonucunda karbondioksit ve su oluşur. Bunu biliyoruz. Çünkü yapısında karbon ve hidrojen içeriyor iki elementte. Tepkimelerimizi denkleştiriyorduk. Karbon 2. Şurada hidrojen için 3 yaptım. Burası 7 bölü 2 oldu. Burası yine 3. Şurası 4 oldu. Burası da 5 oldu. Bu defa arkadaşlar direkt bakın iki tane ürünle ilgili bilgi vermiş. Birinci ürün 8,5 mol su. İkinci de üründe 6 N tane karbondioksit molekülü oluştuğu söylenilmiş. Henüz girenlerle ilgili herhangi bir mol veya başlangıçtaki maddelerle ilgili kaç molden oluştuğu söylenmemiş. O zaman biz şöyle yorum yapacağız. Birinci maddeye X dersek, ikinci maddeye de Y diyelim. Katsayıları kullanarak karbondioksit ve su miktarlarına geçelim. İki tane denklem elde edeceğiz. Bu denklemin çözümü bize sorunun cevabını verecek. C2H6'ya X dersek katsayı 1 iken X ise katsayı 2 iken 2X yine katsayımız 3 iken 3X'tir yorumunu yapabiliriz. Alttaki bileşiğimiz için katsayımız 1 iken Y ise katsayımız 3 iken 3Y, 4 iken de 4Y yorumunu yapabiliriz. Bakın bize karbondioksitlerin ve suyun miktarı verilmiş. O zaman ben şuradan karbondioksitleri çekecek olursam 2X artı 3Y
Eşittir diyorum. 6 n tane. N tane demek ne demekti? 1 mol demekti. Avogadro sayısı 1 moldü. Yani bunun anlamı 6 mol karbondioksit var demek. Yani 6'yı eşitleyeceğim. Oluşan sudan da ikinci bir denklemi kuracağım. 3x artı 4y 8,5'a eşitmiş. Toplamda 8,5 mol madde oluşuyormuş. Buradan arkadaşlar C2H6'yı sormuş bize. C2H6'ımız x'tir. X'i bulmak için y'leri yok edeceğim. O zaman üstü eksi 4 ile 6'da 3 ile çarparsam bakın y'ler 12'de eşitlenecek. Bu denklemlerin çözümünü yapalım. Eksi 4 ile çarptığım zaman birinci denklemi eksi 8x eksi 12y eşittir. Eksi 24 değeri gelecek. İkinci denklemde 3 ile çarptığım zaman 9x artı 12y eşittir diyorum. 3 kere 8,5'tan da 25,5 değerine ulaşıyorum. Y'ler birbirini götürdü. Taraf tarafa topladığım zaman x kaldı buradan. Buradan da arkadaşlar 1,5 mol kaldı. Demek ki bizim x'imiz 1,5 molmuş. Yani C2H6'ımız. Bize bu C2H6'nın kaç mol atom içerdiğini sormuşlar. Ne yapıyorduk biz? 1 mol C2H6 kaç mol atom içerirdi? 2 karbondan 6 da hidrojenden 8 mol atom içeriyor. Bizim elimizde 1,5 mol maddemiz olduğu için C2H6 olduğundan dolayı kaç mol atom içerir dediğimiz zaman bunu çarptığımız zaman karşımıza 12 mol atom içerir değeri çıkacak. Cevabımız 12 oluyor. Son sorumuzla bu dersimizi bitirelim. Molekül sayıları eşit olan CH4 ve C3H4 gaz karışımını tamamen yakmak için 15 mol hava gereklidir. Buna göre A'da karışım normal şartlarda kaç litre hacim kaplar? B'de de kaç gram su oluşur denilmiş. Yine bu iki gaz karışımını yakacağız ve aynı anda yakacağız. Hemen yanma tepkimelerini yazıyorum. Yanma tepkimelerini yazıp denkleştirdik. Şimdi başlangıçta molekül sayıları eşit diyor. Bunun anlamı eşit mol demek arkadaşlar. Molekül sayısı mol anlamına geliyor. İki maddenin de eşit molde olduğu yorumunu yapacağız. O zaman yine biz mollere n dersek buraya da n diyelim. Bize bakın kimle ilgili bilgi vermiş? Hava ile ilgili bilgi vermiş. Biz biliyoruz ki havanın 1 bölü 5'i oksijendir. O zaman bu havadaki oksijen miktarını bulalım. Tamamı 5 bölü 5'i hava tamamıydı. 15 mol olan havanın 1 bölü 5'lik kısmı yani oksijenin kapladığı kısım kaç moldür diyoruz. Burada 5'ler götürür birbirini. 15 bölü 5'ten 3 mol oksijen vardır dedik. 1 bölü 5'i 3 mol yapıyor. O zaman biz oksijen miktarını biliyoruz. Buradan oksijen miktarlarına geçelim. Katsayı 1 iken n ise katsayı 2 iken 2n. Yine katsayı 1 iken n ise katsayı 4 iken 4n oluyor. Toplam oksijen miktarım 6n ve o da eşittir 3 mol diyoruz. Buradan n'i 3 bölü 6'dan 0,5 mol buluyoruz. Demek ki başlangıçta karışımım 0,5 mol CH4 var. Ve 0,5 mol C3H4 vardır diyeceğiz. Bize ne diyordu? Normal şartlarda kaç litre hacim kaplar? Toplamda gaz karışımının 1 mol olacağından dolayı 1 mol de biz biliyoruz ki normal şartlar altında 22,4 litre hacim kaplar. A şıkkımızın cevabı 22,4 litre olacak. B kaç gram su oluşur? Buradan suya geçiş yapalım. Katsayı 1 iken 0,5 ise katsayımız 2 iken 1 mol. Yine katsayımız 1 iken 0,5 ise katsayımız 2 iken yine 1 mol. Bize kaç gram denilmiş? Toplamdaki su miktarı 2 mol oluyor arkadaşlar. Biz biliyoruz ki 1 mol suyumuz H2O'muz molekül ağırlığını hesaplayacak olursak şuradan oksijeni de 16 verelim. 18 gramdır. 2 mol su olduğundan dolayı elimizde 2 ile çarparsak 36 gram su vardır diyoruz. Evet arkadaşlar bu bölümü de bitirdik. Kimyasal hesaplamalar 3 videosuyla yeniden birlikte olacağız. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu faydalı bulduysanız da videomuzu beğenerek bize destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.